Herkese merhaba. Çok fazla sayıda soru geliyor bana balkonumla ilgili. O bakımdan hani ihtiyaç hasıl oldu diye düşünerek bir video çekmek istedim ama benim hemen öğlen balkonuma güneş vuruyor akşama kadar. Hani güneş olmadan bir çekim yapmak için erken saate yapmam lazımdı. Ama hazır aklıma gelmişken çekimi yapayım istedim. Şöyle balkonu önce bir tamamını göstereyim size. Güneşi arkama alarak bir çekim yapayım. Neler yaptım, neler yapılmalı, neler yapılmamalı üzerine size kısa bir anlatımda bulunacağım. Balkonum aynı zamanda açık bir balkon. Bu güneşi engellesin diye bambu koyduk. Önümde bina da yok ve hani cam balkonda değil. Neler yaptım anlatacağım şimdi. Tabii öncelikle yaptığım işlemlerle ilgili sırayla gideceğim. Hani ders yaptım, multi astar çektim. Ondan sonra boyadım, stencil çalışması yaptım ve vernik çalışması yaptım. Hani bu şekilde aşama aşama balkonumda bir geri dönüşüm değişim uygulamıştım. Şimdi onlarla ilgili aşama aşama gideceğiz. Önce derzle ilgili bir anlatımda bulunayım. Şimdi benim balkonumda derzlerim tamamen erimişti. Yani şu karolar artık yüzeyde sadece yüzeyde duruyordu. Hiçbir derz arası kalmamıştı. Şu tozları itelim. Derz arası kalmamış. Yani derzler kalmamıştı. O bakımdan benim derzleri yenilemem lazımdı. Hani yenileme yapmadan, tamirat yapmadan bu tarz boya işlemlerine girişmememiz gerekiyor. Tabii ki bunun için de ben toz derz aldım. Yoğurt kıvamında bir kıvamda ayarlayıp yüzeye çekçek yardımıyla yedirerek aralara tamamen yedirerek derzlerimi uygulamış oldum ve bu şekilde tamiratını yaptım. Şimdi bana videolarda gelen sorulardan bazıları da işte derz yaptım ama benim derzim kustu. Şimdi hani derz nasıl kustu onu açıkçası ben çok anlayamadım. Çünkü şurada karoların arası açık olduğu zaman içinde derz yoksa siz yoğurt kıvamında yaptığınız toz derzi karoların bu aralarına koyduğunuz zaman zaten derzi direkt tutuyor. Direkt tutuyor. O bakımdan hani tekrardan o derzin kusması gibi bir sorun olmaz. Şöyle bir şey olmuş olabilir. Mesela diyelim ki burada derz vardır ama şu tarafta yoktur. Öyle durumlarda da mutlaka eğer derz yenilemesi yapacaksanız belli belirsiz olan yerlere tornavida ya da kesici başka bir aletle tamamen yüzeyden çıkartıp derzi o şekilde yenilemeniz gerekiyor. Yani burada zaten eski derz var, burada yok. Hadi bakalım üstüne derz yapalım dediğiniz zaman belki o sorunları yaşamışsınızdır, bilemiyorum. Ben derzi yüzeye yedirdikten sonra 10 dakika kurumasını bekledim. Daha sonra nemli bezle sildim ve bir gün kurumasını bekleyerek daha sonra işlem yapmaya başladım üzerinde. Bu şekilde hani bekleyerek, sabrederek çok güzel sonuçlar alabilirsiniz. Yani hani fayans ustalarından bana biraz hakaret dolu mesajlar geliyor. Hani ben hani evimde böyle bir şeye kalkışıyorum, yapıyorum gibi. Ama sonuçta onlar da zaten derzi o kıvama getirip malayla hani böyle çelik şey oluyor. Onunla yayıyorlar ve aralara koyuyorlar. Ben çekçekle yaptım. Yani sonuçta işlem aynı işlem ve ben sonucundan memnun muyum? Memnunum. O zaman tabii ki bununla ilgili hanımlara fikir verebilirim. Bu benim bireysel tercihim. Bunu da arada belirtmiş olayım. Şimdi multi astarı nasıl yaptım? Onunla ilgili de problemli yorumlar geliyor. İşte yaptım olmadı gibi. Onu nasıl yaptım? Hemen onu da kısaca değineyim. Bu arada şimdi bu benim balkonu yenileme sürecim bir aydan fazla bir zaman oldu hanımlar. Yani hemen yeni bir süreç değil. Şimdi multi astarı neden yaptım? Az önce videoda gördüğünüz balkonum açık bir balkon. Yani cam balkon değil, kapalı değil, panjuru değil. Tamamen açık bir balkon ve önüm de açık. Yani önümde bina da yok. O bakımdan hani yağmurdu, kardı vesaireydi. Mevsimsel her durumdan nasibini alıyor. Bu bakımdan şimdi boyama yapacağım ama sağlam ömürlük bir şey olsun istedim. Onu da araştırdım. Bana multi astarı tavsiye ettiler. Multi astarı da boyama öncesinde kullandım. Yani multi surface boyaları yapmadan önce multi astar kullandım. Ben multi astarı nasıl yaptım?
Multi astar yoğun bir kıvamda boya gibi düşünün bu astar malzemesini. Bunu tinerle seyrelttim. Tinerle seyrelttikten sonra ince katlarda sürdüm. Ben iki kat sürdüm balkonum açık olduğu için. Eğer kapalı bir yer olsaydı tek katta yeterli olabilirdi. İnce iki kat sürdüm. Şimdi bana yorumlarda şöyle yorumlar geldi. Multi astarı sürdüm. Ertesi gün gittim kazıdım çıktı. Yani kazırsanız tabii ki çıkar. Yani öyle olması zaten muhtemel. Yani kazıdığınız zaman zaten çıkar. Multi astarı sürdüm. Kurumasını bekledim. Boya olsun, astar malzemesi olsun, ne olursa olsun. Yüzeye bu tarz şeyleri uyguladığınız zaman yüzeye tutunmasını ve kurumasını beklemeniz gerekiyor. Yüzeye tamamen tutunduğu zaman zaten siz onu sonra kazısanız da anca kesici bir aletle kazıdığınız zaman çıkabilir. Bu bakımdan hani güvenle kullanabilirsiniz, ben tavsiye ediyorum. Ama kuruma süresine lütfen dikkat edin. Bu akşam polisan multi astarı diyelim ki sürdünüz. Ertesi sabah gidip kesici bir aletle, madeni bir aletle üzerinde kazıma işlemi yaparsanız tabii ki çıkar. Ama ben ne yaptım? Tabii astım hastası olduğum için tıkandım. Tıkandımdan dolayı bir hafta herhalde ara verdim. O bir haftalık süreçte de yüzeye çok iyi tutundu. Hatta yağmur... Evet, videoyu durdurdum, geldim. Nerede kaldım unuttum ama sonuçta çocuk vardı. Bakmam lazım. Çocuğumun güvenliğini düşünmem gerekiyor video çekerken. Şimdi... Multi astarı ben sürdüm yüzeye bir hafta kadar. Ben tıkandığım için uygulama yapmadım ama yüzeye tutunma ve kuruma süresi için ideal oldu diye düşünüyorum. Çünkü o dönemde Ramazan bayramı öncesinde yapmıştım. Ve o dönemde güzel yağmur aldı bulunduğum, oturduğum bölge. O şekilde söyleyeyim. Hatta boyama videosu öncesi onları da gösterdim. Multi astarda hiçbir kalkma, kabarma olmadı. Sadece lekelenmeler olmuştu. O da verniksiz olduğu için yüzey. Tabii ki gelen tozlar yapışmış. Kuşların şeyleri de yapışmış vesaire. Bayram tatilinden dolayı yoktum. O bakımdan lekelenmeler olmuştu ve ben onları temizledim. Hafif bir zımpara yaptım. Ondan sonra boyama işlemimi yaptım. Zaten multi astarı tekrar söylüyorum, yoğun sürmeyeceksiniz. Sürdüğünüz zaman tinerle seyrelteceksiniz. Yüzeye ince katlı süreceksiniz. Daha sonra boyamadan önce incecik bir katta zımpara yapıp daha sonra boyama yapacaksınız. Hani multi astar fayans boyarken gerekli mi? Böyle bir mecburiyeti var mı? Hayır, mecburiyet yok. Çünkü bu multi surface boyalar zaten yüzeye zımparasız ve astarsız tutunma konusunda iddialı boyalar. Ben niye yaptım? Benim balkonum hani ekstra açık bir balkon, o şekilde söyleyeyim. Önümde bina da yok. Balkonum açık. Tamamen yağmur, kar, dolu, kuş, yani her türlü doğa olay balkonun içinde olduğu için balkonumu madem boyuyorum biraz uzun ömürlü olsun istedim. Multi astarı kullandım ve gayet memnunum. Şimdi boyama olayına geçeceğim. Boyamayı da size anlatacağım. Bakalım nasıl oluyormuş. Şimdi boyamada ben boya olarak ne kullandım? Ben boya olarak multi surface boyalardan kullandım. Elimde Kadens vardı. Kadens kullandım. Bir de Rich var. Bunlar yerli markalarımız. Rich ve Kadens. İki farklı boya markası. İkisi de yerli marka. Multi surface denilen bu boya cinsi, yani boya diyeyim, her yüzeye tutunma durumu var. Zımparası ve astarsız kullanabiliyorsunuz. O şekilde de kullandım. Mesela mutfak tezgah üstüme o şekilde kullandım. Şimdi boya yaparken 3 aşamayı ayıracaksınız boyayı. Boya öncesi, boyama sırası ve boyama sonrası. Bunlarla ilgili eğer işlemlere, tekniklere, uygun sürelere dikkat ettiğiniz zaman hiçbir problem yaşamazsınız. Mesela benim artık 1,5 ay oldu mu? Haziran'da galiba boyadım. Tam şimdi tarihleri hatırlamıyorum. Videolara da bakmadım. Gayet güzel kullanıyorum. Kalkma, kabarma olmadı. Şimdi önce boyama öncesini anlatayım size. Boyama öncesinde dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? Bir boya kullanmadan önce yüzeyi tamamen temizlemeniz lazım. Mesela diyelim ki fayansınızda eğer yağ varsa,
yağ lekesi varsa, kireç tortusu varsa, silikon gibi plastik hani şeyler varsa yüzeyde belli belirsiz işte olan yerlerde silikon varsa bunlardan arındırmanız gerekiyor boyamanız gereken yeri. O şekilde söyleyeyim. Çünkü yağlı bir yüzey boya tutmaz. Kireçli bir yüzey boya tutmaz. Silikon üzerinde silikon olan mesela banyo için söylüyorum silikonu. Silikon olan yerlerde boya tutmaz. Şimdi bizim ne yapmamız lazım? Boyanın yüzeye tutulması için önce boyayacağımız yüzeyi güzel bir temizlememiz lazım. Temizliğini yaptık, deterjanla güzel temizliğini yaptık, değil mi? Deterjandan da arındırmamız lazım. Temizliğini yap, lekeden arındır. İkinci aşama deterjandan arındır. Bu şekilde temizliğini yaparsanız boyanız yüzeye tutunur. Yani boya öncesi yapmanız gereken en önemli şey o. Mesela bir arkadaşım mutfağında boyama yapmış ama fark etmemiş. Yağlı bölge kalmış birkaç yerde. O yağların üzerine de boyamış. Sonra ne olmuş? Sadece o noktalarda boyada bir çatlama olmuş. Olacak tabii. O zaman ne yapacağız? Güzelce boyamadan önce temizleyeceğiz. Hani sirkeli suyla da temizleyenler var ama hani ben kullanmadım. Belki faydası vardır gerçekten. Kullananlar memnunsa sizler de sirkeli suyla da silersiniz. Ama önce yağdan, kireçten, pisten arındırdıktan sonra. Bu boyama öncesi önemli olan dikkat etmemiz gereken kural. Peki boyama sırasında ne yapmamız lazım? Sırasında ne yapmamız lazım? Multi surface boya kullanıyoruz, değil mi? Multi surface'lerin yani kıvamı yoğun. Hani mesela boya firması diyor ki iklim şartlarına göre sulandırma ya da sulandırmama yapılabilir. Ya ben ona katılmıyorum, kusura bakmasınlar. Multi surface boya mutlaka sulandırılmalı. Çünkü yoğun bir kıvamı var. Eğer şimdi herkes boyayı yani bilerek yapmıyor kimi birçoğunuz ve birçoğumuz diyeyim bir şekilde ilk defa uygulama yapıyoruz. O yüzden hani boyayı yüzeye tutturabilmek için ince katlarda atmak lazım. Eğer boyayı sulandırmazsanız ince katta atamazsınız. Şimdi ne yapmamız lazım? İlk kat için kızım geldi yine bir ara vereceğim. Evet, ev hali öyle diyelim. Su istemiş, suyunu verdim kızım. Şimdi ne anlatıyordum, nerede kalmıştım? Hem video çekiyor, hem ara veriyor, hem ne anlattığını unutuyor falan demeyiniz. Ben size faydalı olsun diye bu videoyu çekiyorum. Çünkü videolarım altında çok fazla sayıda soru geliyor ve uygulama yapıp problem yaşayan birçok insan oluyor. Hani ben de dedim ki boyama öncesi, boyama sırası, boyama sonrası olarak ben bunu ayırayım. Bu işe girişecek olan kişilere anlatayım. Yanlışları neredeyse ne yapmışlarsa o şekilde bulabilirler. Ya da yapacak olan, boyayacak olanlar önceden bilgilensin ve ona göre boyasınlar. İstediğim için bu videoyu çekiyorum. Şimdi multi surface boyalar dediğim gibi boya firması iklim şartlarına göre sulandırılabilir diyor. Ben ona katılmıyorum. Multi surface yoğun kıvamlı bir boya olduğu için mutlaka sulandırılması lazım. Ama sulandırılma nasıl olmalı? İlk katta sulandırma 3'te 1 oranında sulandırma olmalı. Yani 3 ölçü boyayı 1 ölçü su şeklinde yapın. Artık ne kadar kullanıyorsanız onun hesabını siz yaparsınız. İkinci kat, üçüncü kat renge ve kullandığınız boyaya göre değişir. Yani ikinci, üçüncü artık kaç kat atıyorsanız diğer katlara da birinci katı 1/3 oranında su kattınız ama diğer katlara da ne bileyim şimdi benim elimde böyle bir fısfısım var küçük su kullanıyorum size büyük olur ne bileyim işte küçük bir çay bardağıyla olur kaşıkla olur nasıl ölçü tutturuyorsanız yapıyorsanız bilemiyorum. İkinci, üçüncü katlara da boyaya attığınızda kaç kat varsa onlara da mutlaka az da olsa su katacaksınız ki boya hafif bir kıvamda olacak. Yani sürülmesi rahat, rulonun rahat hareket edebileceği ve boyanın rahat hareket edebileceği bir kıvamda olacak. Onun için de ben boyama videolarımda kıvam göstermiştim. İsteyenler videolarımdan bakabilirler.
su kattığınız zaman karıştırdıktan sonra fırçanın ucunu kabınıza şöyle bir değdirin. Eğer hafif hafif boya akıyorsa o kıvam tamdır. Boza kıvamı mı diyeyim artık size, o şekilde diyeyim. Ama benim videolarımda boya kıvamı ile ilgili birçok video çekimim var. Oradan da bakabilirsiniz. Burada benim size söylemek istediğim, ilk katta boyaya su katılıyorsa ikinci ya da atacağınız üçüncü katlarda da boya sulandırılmalı. Bu şekilde söyleyeyim. Şimdi boya firmaları özellikle fayans boyama için boya katları arasında 3 gün verilmesi, beklenme süresinin verilmesini söylüyorlar. Bence çok mantıklı. Çünkü boya yüzeye sürüldükten sonra görünen, yani 2 saat sonra üzerinde gezebiliyoruz ama o görünen bir kurumadır. Gerçek kurumanın olması için, verniği atabilmemiz için gerçek bir kurumanın gerçekleşmesi gerekiyor. Onun için de 3 gün beklemeniz daha iyi sonuçlar almanızı sağlayabilir. Ben 24 saat aralıklar verdim. Balkon boyama videolarımı izleyenler için söylüyorum. Boyamalara 24 saat aralıklar verdim. Çünkü yağmur vardı o dönemde. Balkona da başlamıştım. Bir an önce hani bitireyim, verniği de atayım zaten. Daha sonra bir hafta boyunca aralıksız yağmur yağdı. Ben mecburiyetten 24 saat aralıklar verdim. Ama boya katlarını çok ince sürdüğüm için hiçbir problem yaşamadım. Şimdi biraz daha böyle gölgeden göstereyim de balkonumda hiçbir deformasyon olmadığını görmüş olun. Şimdi ne yapıyoruz? Boyayı ince katta sürüyoruz ve bekleme süresini 3 gün koyuyoruz boya katları arasında. Eğer fayansınız koyu renk ise, açık renk boyaya çevirecekseniz boyamanız, multi asarda kullanmayacaksınız, en az 4 katta kapanır. İlk iki kat dalgalı olur. Daha sonra dalgalı görüntü gider, boya yüzeyde pürüzsüz görüntüsüne ulaşır. Bu şekilde söyleyeyim. Yani şimdiye kadar ne yaptık? Boyama öncesi temizliğini anlattım. Boya sırasında katların ince olması, boyanın her katta sulanması gerektiğini anlattım. Ve 3 gün bekleme süresine dikkat etmeniz gerektiğini anlattım. Son olarak da bu bekleme süreleri var ya, hani 3 gün bekliyoruz boyanın kurumasını. O bekleme sürelerinde hanımlar lütfen yüzeye su değdirmeyiniz. Mutfak tezgahınız olur, küvetiniz olur, banyo yeriniz olur, benim gibi balkon olur. Yani nereyi boyarsanız boyayın, boya katları arasında kesinlikle yüzeye su değdirmeyiniz. Su değdiyse, döküldüyse, bir şey olduysa mutlaka kurutunuz. O şekilde doğal kurumasına müsaade etmeyiniz. Mümkün olduğunca da o bölümü kullanıp ıslatmayınız. Bu çok önemli. Şimdi vernikle ilgili de hemen söyleyeyim. Verniği ne zaman atıyoruz hanımlar? Boyayı işte artık zemininizin koyuluğuna, seçtiğiniz boyanın rengine göre değişir kaç kat atacağınız. Kaç kat attıysanız boyama işleminiz tamamen bittikten sonra, boya firmasının söylediği 5 gün beklenmesi, daha sonra vernik yapılması, o da mantıklı. Gerçi ben uymadım, hani 24 saat aralıklarla yaptım ama ben neden yaptığımı söyledim size. 5 gün bekleyiniz. 5 gün bekledikten sonra bakın şöyle gelirsiniz, bakarsınız. Yani hani görünmeyen bir tarafında şöyle iyice bir hani tırnak geçirirsiniz ya da başka bir şeyle boya kalkıyor mu kalkmıyor mu, ona bakarsınız. Eğer boya kalkıyorsa verniği atmayın. Boya kalkmıyorsa artık tamamen yüzeyde kurumuştur. O zaman boyayı verniği atabilirsiniz. Bu şekilde söyleyeyim. Vernik hava sıcak, yani bu, hani havanın sıcak olduğu zaman vernik de sulandırılır, onu da söyleyeyim. Yani kışın yaptığınız zaman sulandırmazsınız da yazın vernik yaparsınız, verniği sulandırmanız daha iyi bir vernik yapmanızı sağlar. Peki neler kullandım boya yaparken? Bu şekilde iplik bir rulo kullandım. Vernik yaparken kadife rulo kullandım ama vernik yaparken bu ruloyu da kullanabilirsiniz. Herhangi bir sakıncası yok. Ve vernikte toz olayına çok dikkat edeceksiniz. Onun için de ben verniklerken ne kullandım? Tozdan arındırmak için şöyle poşete sarmış. Hani kedi köpek tüylerini alıyoruz ya.
bu rulolarla. Tabii öncelikle yüzeyi siliyorsunuz. Ondan sonra bu ruloyla fazla yine yapışan tozları alıyorsunuz. Daha sonra vernik işlemine geçiyorsunuz. Vernikte de taş vernik, bu su bazlı bir taş verniktir. Fayanslara, yer fayanslarına, hani duvar fayanslarına yine sır vernik kullanılabilir. Ama yer fayanslarına su bazlı taş vernik kullanınız. Şimdi hanımlar, boya firması, arada içeri gidip geliyorum. Vernik için de hani 12 saat aralıklarla vernik yapılabilir demiş, ama hani ben kullanıcı olarak size tavsiyem 24 saat aralıklarla vernik yapmanız. O şekilde söyleyeyim. Vernik sıcak havalarda, verniğin içine de azıcık bir su katarsanız daha iyi bir sonuç alırsınız. Verniği bol süreceksiniz. İki kat süreceksiniz ve vernik sürdüğünüz zaman, sürdüğünüz verniğin yüzeyin yani yüzeye tamamına yedirmeniz gerekiyor. Verniklenmeyen bir kısım kalmamalı. Bu çok önemli hanımlar. Verniği bol sürüyorsunuz ve yüzeye tamamen yediriyorsunuz. Verniklenmeyen bir kısım kalmamalı. Sıcak havalarda da sulandırabilirsiniz. 24 saat aralıklarla iki kat vernik, taş vernik atabilirsiniz. Peki boyama sonrasında neye dikkat edeceğiz? Onu da hemen söyleyeyim. Boyama sonrasında dikkat edeceğimiz ne hanımlar? Hani demiştim ya, boyarken boya katları arasında kesinlikle yüzeye su değdirmemeniz lazım demiştim ya. İşte vernik işlemi de tamamen bittikten sonra artık vernikledim. Tamam oldu demeyin. Verniğin de bir kuruma süresi var, yüzeye tutunma süresi var. Bu bakımdan hani 12 saat sonra kullanabilirsiniz değil hanımlar. Yani siz en azından 3 haftalık bir süreç dikkat etmeniz lazım. Ne yapacaksınız? Balkonunuzu yıkadınız, kurulayın. Duşakabininiz, ki ben duşakabini boyama taraftarı değilim çünkü sürekli suya ve sabuna maruz kalan bir yer. Duşakabininizi boyadınız, banyonuzu, balkonu, artık nereye boyadıysanız fayansla. Şu 3 haftalık, 21 günlük süreçte ıslanan yere suyu doğal kuruma olarak bırakmayın, kurutun. 3 haftadan sonra, ben mesela öyle yaptım. 3 haftadan sonra balkonumu yıkıyorum. Şu an doğal kurutmayı bırakıyorum, ama öncesinde yağmur yağdığı zaman, sağanak yağmur, ne yapıyordum? Yağmur dindikten sonra, ki ciddi bir yağmurlu döneme geldi benim balkon işlemlerim. Yağmur dindikten sonra çekçekle suyu çekip kurutuyordum. O şekilde kullanıyordum. Yıkadığım zaman da yıkadıktan sonra kuruluyordum. Ama şimdi artık 3 haftayı haliyle devirdik. Şimdi yıkadıktan sonra doğal kurumaya bırakıyorum. Boyama ve vernikleme sonrasında da buna dikkat etmeniz gerekiyor. Bunlara dikkat ettiğiniz sürece uzun ömürlü bir kullanım yaparsınız. Ben de en azından gelen yorumlar, olan bazı hani yaşanan olumsuzluklara karşı cevap olsun diye bu videoyu çektim. Yani inşallah sizler için faydalı olur. Sürçülisan ettiysem affola diyorum. Mutfak tezgahım da vardı. Bir onu da göstereyim de videoyu o şekilde kapatalım. Bak, bu tezgah arası fayanslarımı da ben ikinci kez boyadım. Daha önce tafiye boyamıştım, sonra eskimiş beyaza boyadım. Şu an tek kat vernik var. Vernik ilk katta da dalgalanmaları olabilir. Gerçi benim çok şükür hani pürüzsüze, sıfırı, hataya yakın bir durumu var. Boyada kalkma yok, pütürlenme yok. Vernikte de öyle bir hata yok. Ama vernikte de dalgalanma olabilir. O dalgalanma ikinci katta kapanır. Yani o şekilde hiç kafanızı yormayın. Bu şekilde daha önce boyadığım, verniklediğim fayansımı bu şekilde eskimiş beyaza çevirdim ve stencil çalışması yaptım. Daha sonra üzerine sır vernik kullandım. Bu şekilde de göstereyim hanımlar. Yani vernik attığınız zaman da en az iki kat atın. İlk katta belki, ki bazı yerlerde unutmuşum, ruloyu düzlememiz gerekiyor. Düzlememişim olabilir hani. Ama yine de hani hatalı diyemeyeceğiz bir durumu var. Gayet güzel bir çalışma oldu. Darısı sizin başınıza olsun, o şekilde söyleyeyim. Sizin daha da güzel çalışmalarınız olsun. Daha önce boyanan, verniklenen yüzeylerde boyanıp tekrar vernikleniyor. Ama öncesinde hafif bir zımpara yapar, daha sonra işlem yaparsınız. Şöyle yakından da göstereyim. Tabii ki parlıyor. Bunlar tamamen fayansın kendi yüzeyinden. Şimdi fayans ustaları bakıyor, ay olmadı bilmem ne falan. Hayır. Bunlar tamamen fayansın kendi dokusu. Balkonumda da onu göstereyim de videoyu kapatayım. Çünkü o fayans ustalarından biraz çekiyorum, öyle söyleyeyim.
burada da tekrardan bir yakından göstereyim. Şunlar fayansın kendi dokusu. Benim önceki hani önce olarak yayınladığım fayansımdaki hani eski fayanslarımı bakarsanız anlarsınız, dokulu fayanslar. Yani böyle dümdüz fayanslar değil benim fayanslarım, dokulu. Bunlar tamamen fayansın kendi dokusu. Boyanın pütürlüğüyle alakası yok hanımlar. Boyayı ince katta sürdüğüm için herhangi bir, yani böyle şey olmuyor, kalıp gibi durmuyor boya. İnce katta sürünce boya yüzeye tamamen tutunuyor ve yüzeyin bütün dokusunu alıyor. O şekilde söyleyeyim. Hani fayans ustalarından çekiyorum dedim ama hani kusura bakmasınlar, hepsi için söylemiyorum, genelleme yapmayayım. Ama videolarımın altında kişisel hakarete dayanan çok fazla yorum alıyorum. Nedense o şekilde, yani kimse kimsenin ekmeğine kalkıp da göz dikecek değil. Ben zaten kendi evimde uygulama yapıp bunu paylaşan biriyim. Boya satmıyorum efendim. Ürün satmıyorum. Ayrıca boya karşılığı danışmanlık da yapmıyorum. Yani bu işin ne reklamını yapıyorum ne ticaretini. Evimde uygulama yapıyorum. Uygulamalarımı isteyen hanımlarla paylaşıyorum. Hani ben yaptım hanımlar, bakın yapılabilecek bir şey. Buyurun siz de yapabilirsiniz demek için video çekiyorum. Ayrıca seramik, fayans, mobilya, artık hani boyanan, günümüzde şu an boyanan birçok obje, yer ve zemin için söyleyeyim. Sadece Türkiye'de olan bir şey değil, dünyanın her yerinde var bu. Amerika'dan Rusya'ya, Avrupa ülkelerinde. Artık bu bir trend. İnsanlar kırmak, dökmek istiyorlarsa, bununla uğraşmak istiyorlarsa tabii ki yapabilirler. O işin de ustaları vardır. Tabii ki tercih ederler, yapılır. Ama kırmak dökmek istemiyorlarsa, evde kendileri boyamak istiyorlarsa, işte bu da bu şekilde mümkün. Ben kırmadan dökmeden balkonumu bu şekilde yenilemiş oldum. Böyle göstereyim, yakından da göstereyim. Şöyle toz, balkonuma toz konuyor. Dediğim gibi hani deterjanla da test yapabiliriz hanımlar. Deterjanla da test yapabiliriz ama hani gerçekten gerek yok. Daha önce de ben deterjanla fayans nasıl temizlenir diye göstermiştim. Ama size söylüyorum, hani eğer bir olumsuz durum olsaydı zaten bunu yayınlardım. Herhangi bir sıkıntı yaşamıyorum. Yani artık ne yapmam lazım? Bazen mesela fayansımı, tezgah üstü fayansımı bir deterjanla temizleyip gösterdiğim bir video vardı. Orada bir yorum vardı, çok güldüm. İyi de Scotch Brite'li temizliyorsunuz, niye tellemiyorsunuz diye. Yani yetmeyecek. Hani ben çamaşır suyu döksem niye kireç çözüldü dökmediniz? Scotch Brite'li temizlesen niye tellemediniz? Niye tornavidayla çizmediniz gibi yorumlar geliyor. O bakımdan hani ben artık efendim işte şöyle böyle diye göstermeyeceğim. Ben memnunum. Yapmak isteyenlere tavsiye ediyorum. Ama videoda hani aklıma gelen şeyleri sizlerle paylaştım. İlla ki aklıma gelmeyen vardır. Varsa bile onu başka videolarda paylaşırım. Siz boyamayı boyama öncesi, boyama sırası ve boyama sonrası olarak ayırınız. Orada olması gereken, dikkat edilmesi gereken nüanslara dikkat ettiğiniz müddetçe boyanız zemine tamamen tutunur. Herhangi bir problem yaşamazsınız. Burayı da soranlar olmuştu. Ben bunları ne yaptım? Kendim fırçayla kalokora boyadım. Yani buraya siyah boyadım. Diğer tarafı beyaz. Bu şekilde damalı bir desen yaptım. Sadece stencil olmasın. Böyle bir dizayn olsun. Hani konsept olsun diye. Dediğim gibi, yani ben buraya ne işlem yapsam daha fazlası isteniyor. Yorumlarda o şekilde geliyor. Ama hani çok isteyen olursa ne yapalım? Zımparalayalım mı, ne yapalım tekrardan? İşin şakası tabii. Herkes hani bu işi madem yapacağım bir garantisini falan bekliyor. Herhalde o şekilde düşünüyor. Ama ben kullanıcı olarak benim sözümü hani eğer dikkate alıyorsanız, bu işin ticaretini yapmayan, sadece kullanıcı olarak size video çeken biri olarak eğer sözüme itibar edecekseniz söyleyeyim. Söylediğim her şeye, videoda söylediğim her şeye adım adım dikkat ettiğiniz müddetçe bakın böyle rahat kullanabiliyorsunuz. Hiçbir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Uygulayanlar, buna dikkat ederek uygulayanlar Nihal demişti der mutlaka. Tekrardan iyi günler diliyorum. Sürçülisan ettiysem affola. Kolaylıklar diliyorum.